Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının pür koton ipliğiyle hazırladığım Bakın rengarenk zikzak bebek battaniyesi yapımı tarif edeceğim. Şahane oldu. Bakar mısınız? Renkleri muhteşem oldu. Burada iki tane bebek battaniyesi görüyorsunuz. Bunu ben set battaniyesi olarak hazırladım. Eni 65 santim boyu da 70 santim uzunluğunda oldu. Böyle gerçekten çok tatlı oldular. Özellikle kullanmış olduğum renkleri şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Yine kullanmış olduğum ipin linkini aşağı açıklama kısmı eklerim. Oradan sizler tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın renklerim bu şekilde şekilde renk geçişlerini de şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü aldığınız zaman e, renk geçişlerini kaç sırada bir yaptığımı rahatlıkla göreceksinizdir. Bakın direkt bir renk bitip diğer bir renge başlamadım. Bu tarz bir geçiş yaptığımız zaman zikzak modelde böyle bir boyut kazanıyor bu görüntüyü de gerçekten çok seviyorum. Yapımı çok çok kolay. örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Burada iki tane e, puset battaniyesi görüyorsunuz. Çünkü ikiz çocukları ziyaret etmeye gideceğim. Bunları onlara hediye olarak hazırladım. Umarım severek beğenerek kullanırlar. Benim gerçekten çok içimesinden güzel bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu da beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Battaniyem için spagetti yarnın Pürkoton ipliğini kullandım. Hemen şöyle içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Karışımı %100 pamuk. 50 gram ağırlığında 125 metre uzunluğunda Bakın dokusu da yakından bu şekilde yumuşacık bir dokusu var yüzde %100 pamuk olduğu için mutlaka bebek örgülerinizde kullanmanızı tavsiye ettiğim bir iplik. Gerçekten kaliteli ve güzel bir iplik. Bu arada birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine de bakabilirsiniz. Ben toplamda 8 renk kullandım ve 8 yumak bir tane battaniyem için yeterli oldu. Hazırlamış olduğum battaniyem puset battaniyesi. Eni 65 santim boyu 70 santim uzunluğunda oldu. Sizler istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Daha büyük yapacaksanız eğer ip sayınızı artırmanız gerekebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu arada abonelerime özel Spagetti Yar'dan güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan 10 kodu ile alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu kodun süresi yok. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti Yarn ailesine çok teşekkür ediyorum. Örgüm için 3 milim tığ kullanacağım. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada hemen işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Kilit zincirimizi ördükten sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi bakın bu şekilde hazırlıyoruz. İlk sırada modeli kurduğumuz için zincir saymakla hiç uğraşmayacağız istediğimiz ölçüden yaklaşık bir 50 santim kadar mutlaka böyle fazla olacak şekilde zincirlerimizi çekmemiz gerekiyor. Ee, burada fazla zincir çekmemizin sebebi zikzak bir örnek olduğu için zincirler toplama yapacak. Mutlaka zincirlerinizi fazla fazla çekin. Artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Eksik kalırsa eğer bir sırayı komple sökmek zorunda kalırsınız. Bunu da belirtmekte fayda var. Bakın burada küçük bir örnek tarif edeceğim halde böyle fazla fazla zincirleri mutlaka çekiyorum ki eksik kalması modeli anlatırken bile tekrardan söküp başlamayalım bakın burada mutlaka böyle zincirlerimizi fazla fazla çekelim dediğim gibi artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz bakın küçük bir örnek için bile böyle uzun bir zincir hazırladım çünkü zikzak model toplayacak burada zincirlerimi yeteri kadar çektim şimdi zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyoruz arkada bulunan şu kesik çizgileri Kullanacağız. Hemen örmeye başlayalım. Düz kısmın değil ters kısmını çevirdik. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıp 5. zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Buradaki zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Bir diğer zincire batıp sıradaki gelen zincire ikili trabzan örüyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane. Trabzan örmüş olduk baştaki zincirle birlikte. Bir zincir çekiyoruz doladık altta bir zincir bırakıp bir diğer zincire batarak üç tane yan yana ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Bakın böyle üçlü trabzan gruplarımız var. Şu an iki tane hazırladık. Bunu dörde tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire batıp üç tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın 3 tane yan yana trabzan aralarında da birer tane zincir var. Trabzan grubunu 1, 2, 3, 4'e tamamlamış olduk. Yani şu kısımdayız bakın. Yukarı çıktık şimdi burada artırmayı yapacağız. Bunun içinde de 1, 2, 3 zinciri çekip tığımızın başına dolayarak son ördüğümüz trabzanın olduğu zincire Aynı zincire tekrar batıp ikili trabzan örüyoruz. Doluyoruz. Hemen bir diğer zincire batıp ikinci trabzanı ördük. Doluyoruz. Hemen bir diğer zincire batıp üçüncü trabzanı örmüş olduk. Bakın burada artırmayı yaptık. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Yine 3 tane trabzan grubunu ördükten sonra aralarda hep bir zincir vardı, Doluyoruz. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire batarak üç tane yan yana trabzan grubunu örüyoruz. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum bakın. Buradaki trabzan grup sayımız 1, 2, 3, 4 adet. Şimdi bu sayı bende 4 adet. Siz bunu üçlü çalışabilirsiniz. Beşli çalışabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız, zikzağınızın derinliğine ne kadar istiyorsanız o kadar çalışabilirsiniz. İpiniz ince ise eğer bunu 5'e de tamamlayabilirsiniz, 6'ya da tamamlayabilirsiniz. Buradaki zikzakların derinliğini oluşturmak için buradaki trabzan gruplarında artırma ya da azaltma yapabilirsiniz. Benimki 1, 2, 3, 4 taneden oluşuyor. Bu sayı sizlerde 3 ya da 5 de olabilir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi 3 zincirden sonra bakın 1, 2, 3, 4 trabzan grubu. 3 zincirden sonra 1, 2 tane ördük. Şimdi bunu 4'e tamamlayalım. Her defasında her noktada 4 tane e, trabzan grubu olmuş olacak. Bir zincir bırakıp hemen 3 tane yan yana trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir hemen bir zincir atlayarak 3 tane yan yana ikili trabzan grubunu örerek 3 zincirden sonraki trabzan noktasını 4'e tamamlamış oluyoruz. Bakın 3 zincir 1, 2, 3, 4 Şimdi burada şu eksiltme noktasını yapacağız. Yani şu kısmı eksiltmeyi yaparken de Direkt doluyoruz trabzandan sonra altta 1, 2, 3 zincir bırakıp dördüncü zincire batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu trabzanla beraber 3 tane yan yana trabzan grubunu yine oluşturuyoruz. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Mutlaka eri yapalım. Yukarı doğru çıktık. 4 trabzan grubu oluşturduk. 3 zincir. Aşağı doğru inerken yine 4 tane trabzan grubunu oluşturduk. Altta 3 zincir bıraktık. Buranın tam tersi gibi düşünün eksiltme yaptık. Şimdi birinci trabzan grubunu ördük. Buradaki gibi 1, 2, 3, 4 noktayı yine burada da 1, 2, 3, 4 noktayı oluşturalım. Hemen hızlı bir şekilde tamamlayalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubunu oluşturduk. Şimdi buradaki artışı yapacağız. Tamamen aynı. Buradaki artış yapıp aşağı doğru inip azaltmayı yapıp hep bu şekilde örgüyü yeteri kadar uzatacağız. Sizler ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi artış yapalım. 3 tane trabzan ördükten sonra 1, 2, 3 zincir. Aynı bakın zincire batıp yani son ördüğümüz trabzanın zincirine batarak ikili trabzanı örüyoruz. Hemen bir diğer zincire batıp 3 tane ikili trabzanı yan yana trabzanlarımız örerek bakın üçlü trabzan grubunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını tekrar edeceğiz. Burada birinci trabzan grubunu ördüm. 2, 3, 4'e tamamlayıp devam edeceğim buradaki 1, 3 zincirden sonra 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubunu oluşturduk. Hep bu şekilde örgü kendini tekrar ederek uzayacak. Bitişi yaparken de nasıl başlamışsak o şekilde bitiriyoruz. Bakın iki kenarda aşağı doğru bakıyor. Bu şekilde bitirmeliyiz. İki kenarda aynı şekilde olmaz Şimdi bir üst sıraya geçelim. Bundan sonrasını tarif etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Son 3 tane ikili trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Ben kasmasın diye 4 zincir çektim. Sizler 3 zincir de çekebilirsiniz. Tığımızın başına dolayarak buradaki 3 trabzanı atlıyoruz. Aradaki gelen ilk bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Bakın burada bir eksiltme yapmış olduk. Arada yine bir zincir var. Bakın üçlü trabzan grupları artık bir zincirlik boşlukları öreceğiz. Aralarda da yine bir zincirlik boşluğumuz olacak. Hemen bir diğer bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada yine bir zincir. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Hemen sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batıp üçlü trabzan grubunu örüyoruz. Bakın burada trabzan 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi hep 4 olacak. Bakın bu kenarlarda ve şu aralarda eksiltme yaptığımız için bu sayılar hep sabit kalacak. 1, 2, 3, 4 tane trabzan grupları hem kenarda hem içte hep sabit kalmış olacak. Şimdi doluyoruz 3 zincirlik boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu bizim artırma noktamız. 3 zinciri gördüğümüz noktada artırma yapıyoruz. 3 trabzan 1, 2, 3 zincir doluyoruz. Aynı boşluğa gelip tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu bizim arttırma noktamız kenarda örerken eksilttiğimiz için hemen 3 zincirden önceki trabzan grubunu sayalım. 1, 2, 3, 4 tane yine elde etmiş olduk. Şimdi burada da bakın aşağı doğru eksiltme olduğu için burada artırırken bir tane ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubunu yine elde etmiş olacağız. Trabzanlar arasında bir zincir var. Bir zincirlik boşluğa batıp sıradaki gelen üçlü trabzan grubunu örüyoruz. Arada bir zincir hemen bir diğer gelen bir zincirlik boşluğa batıp üçlü trabzan grubunu örüyoruz şimdi trabzan gruplarını bakın şöyle göstermek istiyorum dördü tamamlayacağız bir zincir hemen bir zincirlik boşluğa üç tane ikili trabzan şimdi baktığımızda 3 zincirden sonra 1 2 3 4 trabzan grubunu ördük şimdi burada baktığımızda arada hiç zincir yok 3 trabzan altta 3 zincir var 3 trabzan. Bakın bu 6 tane trabzanda arada hiçbir şey yok. Bunu gördüğümüz zaman eksilteceğimizi anlıyoruz. Buradaki trabzanı ördükten sonra direkt doluyoruz. Aynı 3 zincir bırakır gibi bu kez 6 trabzanı bırakıyoruz. Bakın 6 trabzanı bırakıp doluyoruz. Sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa atlıyoruz direkt. Hep bir zincirlik boşlukları çalıştığımız için bu eksiltmeyi falan çok rahat göreceksiniz. Mutlaka eliniz aldığınız zaman bunu daha rahat anlamış olursunuz. Bakın eksiltme yaptık bizim baz aldığımız nokta şöyle göstermek istiyorum bakın dörtlü trabzan grubu başlarken eksiltme yaptık 1 2 3 4 trabzan grubu 3 zincir burada artırma yaptık yine aynı boşluğa 3 trabzan ördük sonra gelen her bir zincirlik boşluğa battık bakın baştaki 3 zincirden sonra 1 2 3 4 trabzan grubunu elde ettik burada 6 tane trabzanımız vardı hiç dokunmadan hemen bir zincirlik boşluğa gelip bir 2, 3, 4 trabzan grubunu oluşturacağız. Tepe noktada olduğumuz için 3 zincir çekip burada artışımızı yapıp 1, 2, 3 buradaki artışla beraber 4 trabzan grubunu örmüş olacağız. Bakın şu kenarları görmediğimiz zaman 1, 2, 3 tane zincir noktası, 4. noktada 3 zincirlik nokta oluyor. Yine 4 trabzan grubunu bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada tarif etmiş olduğumuz gibi sıra sonuna gelelim. Buradaki sıra bitişi ve başlangıcını nasıl yapıyoruz? Hemen sizlerle paylaşalım. Bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi sıramızın sonuna geldik. Bakın şu eksiltme de sadece. 3 trabzan arada hiç zincir yok. 3 trabzan örüyoruz. Sonra bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan şeklinde aralarda hep bir zincir var. Sadece bakın şu eksiltme noktasında zincirimiz yok. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 trabzan grubunu ördük. Doluyoruz. Burada 4 tane zincirimiz vardı. Tığımızın başına doladıktan sonra buradaki trabzandan sonra gelen zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıp İlki tek ikisine birlikte ikisini birlikte örerek üçlü trabzanla bitirdim kasmasın diye sizler isterseniz ikili trabzanla da bitirebilirsiniz. Yukarı çıkarken 1-2-3-4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bakın ikinci sıranın birebir aynısını yapacağız. Sadece bakın bu ikinci sıradan oluşuyor modelimiz. Yani tek sıradan örnek kendini e, büyütüyor. 4 zincirden sonra doluyoruz. Hemen gelen bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan bu bir zincirlik boşluğa. Arada bir zincir. Tekrar bir zincirlik boşluğa batarak yine 3 tane ikili trabzan grubunu örüyoruz. Arada bir zincir. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan. Bakın başta eksiltmeyi yaptığımız için şu zincirli noktayla bakın düz bir şekilde çıkıyoruz. 1, 2, 3 tane trabzan grubunu oluşturduk. Bir zincir, 3 zincirlik boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzanımızı örerek dörtlü trabzan grubunu elde etmiş oluyoruz. Bakın hep bu şekilde başlıyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir artış noktası olduğu için aynı boşluğa gelerek tekrar 3 tane ikili trabzan noktamızı örüyoruz. Sonra burada da bakın yine şu 6 trabzanı gördüğümüzde hep bir zincirlik boşluklara üçlü trabzan grubunu öreceğiz. 6 trabzanı gördüğümüzde de alt sırada olduğu gibi 6 trabzan atlayarak burada bir eksiltme yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde de hemen şu bitişi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi yine sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi sıramızın sonuna geldik. Son bir zincirlik boşluğa da üçlü trabzan grubunu örerek bakın 3 zincirden sonra 1, 2, 3, 4 trabzan grubunu elde etmiş olduk. Bitişi yaparken hiç zincir yok. Trabzandan sonra direkt doluyoruz. Hemen trabzandan sonra gelen 4 zincirimiz vardı. Buradaki trabzandan sonra gelen zincirin içerisine batıp ilkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte örerek e, ikili trabzanla bitiriyoruz. Sonra ben bir zincir çektim. Renk geçişini göstereceğim sizlere. Burada zaten e, başta sırayı göstermiştim. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. En son iplerimi gizledim. İsterseniz sizler e, bu aşamada da rengine göre ipinizi gizleyebilirsiniz. Şimdi farklı renkteki ipimi alıyorum. Başlangıcı nasıl yapıyorum? Ters çeviriyorum. Aynı başladığım noktadan bakın sanki ipi koparmamışım gibi ters çevirip hemen burada şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığımın başına dolayarak Buradaki son ördüğüm üçlü trabzanın tepesine geliyorum. Bakın buradaki tepe noktaya batıp ilmek çıkarıp ilk yine tek, ikisini birlikte ikisini birlikte örerek üçlü trabzanla başlangıcımı yapıyorum. Burada sanki dört zincir çekmişim gibi bakın burada dört zincir çektiğimi düşünün. Aynı mantık sadece trabzanla başlıyoruz. Doluyoruz hemen bir zincirlik boşluğa gelerek üç tane trabzan grubunu örüyoruz. Burada trabzan grubunu örüp bir zincir. Bakın aynı örnek renk geçişini bu şekilde yaptım. Trabzanla başlayarak aynı modeli devam ettirdim. Renk geçişlerimi de bu şekilde yani renk değişikliğinde bu şekilde yapıp sonra bu kısa kalan ipleri de rengine göre daha küçük numaralı bir tığla e, yapmış oldum. Şimdi sizlere bitişi göstermek istiyorum. Burada e, bittiğiniz zaman diğer tarafını çevirip direkt modele başlayabilirsiniz. Ama ben şöyle modeli nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum sizlere. Hemen bir zincirle bir ilmek oluşturalım. Örneğin bakın bu köşe yani alt kısım şöyle bakın 1-2-3 tane sivri nokta olurken yukarıda 1-2 tane sivri nokta oluyor. Ee, bir tane fazla oluyor. Ee, aşağı zikzak olduğu için yukarıda bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bu taraftan da başlasanız aynı alt kısımdan da başlasanız başlasanız aynı şu kenar süslemesine hiçbir farklılık yok. Şimdi burada bir tane zincirli ilmek oluşturdum. Varsayalım ki bakın burada e, şu bitiş kısmından gösterebilirim. Son trabzanı ördükten sonra. Gelen ilk trabzana direkt batıp zincirsiz dönüşler yaptım ben. Direkt sık iğne ördüm. Burada ilk sık iğne ördükten sonra 3 tane trabzan var. Kenar süslemeyi gösteriyorum şimdi. Buradaki 3 tane trabzanın her birinin tepesine ikili trab e, sık iğne örüyorum. Bakın her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne örerek 1, 2, 3, 4 tane başlangıçta sık iğne elde etmiş oldum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin ön kanadı ve gövdesindeki şu çizgiye batarak bu iki noktaya batarak buradan ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğim var. Doluyorum. Sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra buradaki zinciri atlıyorum. 3 tane trabzan noktası var. Hemen ilkinden başlıyorum. Tepesine batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bakın burada minik bir tomurcuk elde etmiş oldum. Şimdi bu sık iğneden sonra 3 tane sık iğne örüyorum. Çünkü 3 tane trabzan grubum var. Arada bir zincirlik boşluk var. Bu bir zincirlik boşluklara böyle tomurcuklar denk getirdim ben. Sizler daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum sık iğne iğneden sonra. Sık iğnenin bakın ön kanadı ve gövdesindeki çizgiye batarak buradan ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. Sık iğne ördüm. Zincire dokunmadan hemen gelen trabzanın tepesine batıp sık iğnemi örüyorum. 1. Bir, bir diğer trabzanı ikinci sık iğne. Bir diğer trabzanı üçüncü sık iğne. Sonra 1, 2, 3 zincir. Hemen yine aynı şekilde gövde noktasını ve ön kesik çizgiye batıp bakın burada iki noktaya batıp zincir atlıyoruz. Hemen burada 3 tane trabzana 3 tane sık iğne örüyorum ve 3 zincir beni karşılıyor. Zinciri gördüğüm zaman bir tane sık iğne örüyorum. 3 zincirlik boşluğa. Burada 1 2 3 4 tane sık iğne elde ediyorum. 1 2 3 zincir çekip yine aynı tomurcuğu sık iğne ile oluşturuyorum. Tekrar 3 zincirlik boşluğa gelip bir tane sık iğne. Şimdi burada 4 tane 4 tane sık iğnem olacak bu tarafta yapmış olduğum işlemin biri bir aynısı. Şimdi 3 tane trabzanın tepesine sık iğnelerimi örüyorum. Burada bir zincirlik nokta var. Bunu tomurcuklu geçeceğimiz için 3 zincirle tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Sonra 3 tane sık iğneyi trabzanların tepesine örüyoruz. Sonra tekrar 3 zincir sık iğne. Sonra tekrar 3 tane gelen trabzana batıp sık iğne. Bakın zincirin noktaları tomurcukla geçmiş oluyoruz. Şimdi burası önemli. Bakın eksiltmenin olduğu nokta. Burayı nasıl geçtim? Şimdi burada üç tane sık iğnemi ördükten sonra hemen bir tane tomurcuk oluşturacağım. Çünkü bu arada bir zincirim var. 3 zincir. Hemen tomurcuğumu oluşturuyorum. Ve burada bakın 6 tane trabzanı atlıyorum. Buradaki bir zincirlik noktayı da atlıyorum. Bir zincirden sonra gelen hemen trabzanın tepesine batıp sık iğne ile bakın şu araya hem eksiltmiş oluyorum hem de tam orta kısma bir tane tomurcuk yerleştirmiş oluyorum. Sonra hep aynı şekilde devam ediyor. Bakın 3 tane sık iğne yoruyoruz trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir ve tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Sonra zincire dokunmadan gelen tırabzanına batıp yine üç tane tırabzanın üzerine 3 tane sık iğne örerek bakın şöyle göstermek istiyorum. Eksiltmeyi de bu şekilde yapıyoruz. Şu alt kısımda da bakın ters çevirdiğimizde yine bu uçtan başlayacağız. Yine hangi renkteyseniz aynı ipi takabilirsiniz. Ben burada fuşya pembemi takmıştım. Buradan başlayıp burada yaptığım işlemin birebir bire bir aynısını burada yapıyorum bu kez. Hiçbir farklılık yok bakın. Şöyle yakından da kenar süslemesini göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimiz bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.